LGS'ye nasıl hazırlanmalıyız hocam? İşte senle bu sorunun cevabına bakacağız. Bir kere LGS 6 Haziran 2020 Cumartesi günü karşımıza gelecek ve toplam 90 tane sorudan oluşacak Tunç evladım benim. Sözel ve sayısal oturum olmak üzere 2 tane oturumu karşımıza gelecek. Saat 9.30'da 75 dakikalık sözel oturumda Türkçe, İnkılap, Din ve İngilizce derslerinden sorumlu tutacağız. Aynı şekilde saat 11.30'da 80 dakikalık sayısal oturumda Matematik ve Fen derslerinden sorumlu tutacağız. Gel senle beraber her dersten kaç tane soru geleceğine bakalım. Matematik, Türkçe ve Fen'den 20'şer soru karşımıza gelecek ve unutma Tonguç abim, sayısal alandaki her sorunun değeri, daha doğrusu süresi 2 dakika. Oo. Türkçe, İnkılap, Din, İngilizce ise 1,5'ar dakika veriyorlar. Yani Türkçe, İnkılap, Din, İngilizce sözel oturumda toplam her soru 1,5 dakikayken sayısalda birazcık daha fazla. Çünkü birazcık daha uzun, birazcık daha yorucu sorular karşımıza gelecek sayısalda. Geçen sene öyle geldi. Test kaslarına baktığımız zaman Türkçe matematik fen acayip önemli, acayip önemli. Mesela şöyle anlatayım sana. 4 tane inkılap yapsan anca bir tane fen net ediyor. Veya 4 tane İngilizce yapsan anca bir tane Türkçe ediyor. O yüzden hani bunlarda yapamadığın sorular acayip önemli. Burada yapamadığın, hata yaptığın şeyler gerçekten de senin sıralamada geri düşebilir. Ama bundan hiç endişe etmeyeceğiz. Şunu da söylemek istiyorum. İnkılap Din İngilizce. Tamam, bir kastayız. O zaman çalışmasak da olur. Değil aslında. Çünkü bir sıralama sınavı olduğu için. Çok fazla insan girdiği için bu sınava. Belki bir tane din neti bile senin sıralamada çok farklı yerlere getirir. Hepsini iyi çalışmalıyız. Hayalindeki okula seni getirebilir Tonguç Hocam. Dolayısıyla bir kere korkularını bir kenara bırakacağım. Hocam ya istediğim netleri yapamazsam? Matematik yanlışlarım çıkarsa? Rahat bir şekilde ve gerçekten de kendine güvenen bir şekilde ilerlemelisin. Eğer böyle ilerlersen başarılı olabilirsin. Çok çalışıp başaramayacağım diye korkuyorum hocam. İşte bu korkularla ne kadar ileriye gidebiliriz ki? Korkup bırakırsın bir yerde. Annem bütün yaz yattın diyor bana mesela. Bunlar senin aklına gelerekten senin çalışma motivasyonunu alır. Sınavı unutmam değil mi hocam? İşte bunlar seni aslında sınav esnasında sınav stresine götürür. İşte bu söylediklerini unutup aslında o benden korksun diyeceksin. LGS benden korksun. Aynen, çalışacağım ve başaracağım diyeceksin. O yüzden hiç senin için önemli kimsin değil. Kimsin sen LGS? Tebrik ediyorum. LGS bir kere 6 Haziran 2020'de ve toplam Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs bitti. Haziran 6'da zaten sınava giriyoruz. Haziran'ı saymıyoruz bile. Toplam 9 tane ayım var. Ve biz geri sayımları zaten yapacağız seninle beraber, merak etme. 8. sınıf kanalında, Tonguç 8. sınıf kanalında geri sayımları zaten canlı bir şekilde izleyeceksin. Ve son zaman, 4 ay, son 3 ay yapıyoruz. Zaman çok hızlı geçiyor gerçekten. 9 ayda neler yapacağız? Bir kere yeterince vaktim var. Endişe etmene gerek yok. Ne yapmamız gerekiyor? Sakin ve planlı ilerlememiz gerekiyor. Program olmazsa gerçekten olmaz diyebilirim. Yani programlı bir şekilde bütün konuları bitirmemiz ve gerçekten de stresi bir kenara bırakmamız, korkuları bir kenara bırakmamız gerekiyor. Sorumluluğun bir kere toplam 6 tane ders. Ve buradaki konular da belli. Üniteler de belli. Kolilerden, konu listelerinden konulara ulaşabilsin. Matematik, Türkçe, Fen, İnkılap, Din, İngilizce. Buradaki bütün konuların aslında hangi içerikte olacağı, hangi üniteleri kapsadığı, 8. sınıf üniteleri kapsadığı için aslında belli. Milletin Bakanlığı müfredatı da geçen seneden bu seneye değişmedi fazla. Dolayısıyla bizim şunu bilmemiz gerekiyor. Eğer ben programlı ilerlersem ve gerçekten de sorumluluklarımı bilirsem ve konuları düzgün bir şekilde hedef belirleyerek, planlı bir şekilde adım adım ilerleyerek bitirirsem, tabii bunun yanında da aktivitelere de yer vereceğiz. Mesela işte ne bileyim. Halı saha maçı. Aynen, halı saha maçına gidebiliriz, sinemaya gidebiliriz. Paintball. Aynen, böyle kendimizi dinlendirmemiz gerekiyor arada. Sadece ders de olmaması gerekiyor. Bunu da söylemek istiyorum Tonguç abi. Ve şunu unutmayalım. Mesela biz geçen sene LGS kampı programı yaptık biliyorsun. Geçen seneki programımızda şöyle bir istatistik var. İlk 3 haftasına uyanlar gerçekten de zaten hani bu bilimsel bir olay. Programı ilk 3 haftasına bağlı kalırsan sonrasında devam ediyorsun. Ya otomatikman devam ediyorsun. Alışkanlık ama yapıyor. Gerçekten ilk 3 haftası çok 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 önemli. Yani bir şeyin başlangıcı ne kadar önemli olduğunu sana anlatamam. İşte bunu yaparsak ki bu programa uygun bir şekilde sana hemen programı da Instagram'dan yayınlayacağız, merak etme. Oradan indirip duvarına asacaksın ve bu şekilde beraber ilerleyeceğiz. Ve sınav hazırlık sürecini erken başlayanların kazandığını kesin ama kesin unutma. Çünkü ne kadar erken yol alırsan o kadar başarılı olacaksın. Ve temel dersler, yani Türkçe, matematik falan 4 kassayılı olan dersler ki bizim TOS'larda zaten var onlar. Ve gerçekten hani yeni nesil soruların çıktığı bu bölümler Türkçe, matematik falan'daki bizim için çok hayati. Altyapını sağlamlaştırman gerekiyor bu derslerde özellikle. Çünkü mesela din dersini belki son bir ay çalışarak halledebilirsin. Veya inkılap dersini belki son 3 ay çalışarak halledebilirsin. Ama matematiği son 4 ay hatta 5 ay çalışsan bile birazcık zorlanabilirsin. Şimdiden söylemek istiyorum. Matematiğe
Fen'e Türkçe şimdiden başlayıp oradaki soru tarzını anlaman gerekiyor. Yeni nesil sorular inanılmaz önemli ve katsayısı yüksek derslerde sağlam temelli olmamız çok önemli. Mesela sana yeni nesil sorulardan birkaç tane göstermek istiyorum. Mesela hemen şu kitabımızdan bir bakalım. Aa, yatay yeni sorular. Bak Tom Şelam'ın birazcık daha yatay, formül verilen, birazcık daha akıl, kurgu gerektiren, gerçekten hani birazcık daha bizim anlamamızı bekleyen, hatta biraz güncel yaşam problemleri gibi sorular bizim için çok 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 önemli olacak. Özellikle matematikte bunlarla çok yüzleşmemiz gerekiyor. Aynı şekilde mesela Türkçe'de de bir sürü infografik soru var. Hemen şunu göstermek istiyorum mesela. Yeni nesil sorularda birazcık daha böyle görselli, senin infografik yeteneklerini ölçen, okuduğunu değil sadece bir de görselleri anlamayı ölçen sorular karşımıza gelecek Türkçe'de özellikle. Bunlar bizim için gerçekten sınav stresi altında hani şimdi bir anda anlayamayacağımız ama şimdi de erkenden çalışmamız gereken sorular. Mesela aynı şekilde fende de yeni nesil kurgulu sorular bizim için çok önemli. Deney soruları mesela işte mesela hani şöyle göstereyim. Şöyle bir deney sorusu. Aynı şekilde şöyle bir deney sorusu. Birazcık daha gerçek yaşam durumlarını inceleyen birazcık daha yatay sorular. Farklı tip sorular bizim şimdiden sınav hazırlanırken çözmemiz gereken kaynaklar arasında diyebiliriz. Dolayısıyla sınavdaki sorular zor mu hocam? Biz sınava çok güzel bir şekilde hazırlanacağız ve başaracağız. Kendinden emin ol, kampımızla beraber sene sonuna kadar, daha doğrusu eğitim sezonunun sonuna kadar, sınava kadar kesin yanında olacağız. Kesin kazanırım değil mi hocam çalışırsam? Sen kazanacaksın Tunç. Yani şunu kendine bir kere motto edin. Kesin sen bu sınavı kazanacaksın ve çok iyi bir liseye gireceksin. Çalışmaya başlıyorum hocam. Ödül sorumuzu yap, yorumlara yol. Hadi bakalım. We'll be right back.